böyle bir gaza geliyorum İpek. O gece elini tutan, yanında olup hadi savaşalım diyen adam sana yalan söylemez, ikili oynamaz diyorum. Sonra pat, Müjgan'la sarmaş dolaş. Ama sonra ne oluyor biliyor musun İpek? Onu her gördüğümde bütün korkularıma, kıskançlıklarıma inat. Böyle her göz göze geldiğimde tekrar tekrar güveniyorum. Allah'ın cezası aşk işte ya, aşk. Deli. İyi ki konuşturdun beni İpek. Onları öyle görünce bir garip olmuştum. Şimdi iyiyim. Şimdi Sitare Hanım'la konuşmaya hazırım. Bay bay. Güvenlik kameralarından nefret ediyorum. Sürekli başımı belaya sokuyorlar. Anca geldim. Müsait miydiniz? Hoş geldin Zeynepciğim. Son derece müsaitim. Ne haber? Nasıl gidiyor? Normal. Her zamanki gibi işte. Halamı gördüm. Ben hiç görmedim. Enişteme gelmiş. Ben onu bir yere göndermiştim ama. Yo, yanındaydı. Ha. İyi, boşuna gelmemiş o zaman. Sen iyi misin? Ben evet, çok belli ettim değil mi ben karın ağrımı? Karın ağrısı falan. Durum ciddi demek ki. Ne oldu? Evet, biraz galiba öyle. Ya şimdi ben beni yanlış anlamanızdan çok korkuyorum. Ama bir yandan samimiyetinize de güveniyorum. Zaten sizden başka kimseye böyle bir şey söyleyemem. De. Zeynepciğim, lafı öyle bir geveliyorsun ki vallahi korkmaya başladım. Güzel kızım, sen benim kızımsın. Bizim aramızdaki samimiyet her şeyi kaldırır. O yüzden böyle bir seferde söyle bence. Dinliyorum. Benden ne saklıyorsunuz? Yani öyle bir seferde deyince bu da biraz sert oldu. Ben sana sorayım. Ne oluyor Zeynepciğim? Hastanelik olduğunuz o gün var ya, o gün Ozan bana sizinle ilgili bir şey itiraf etmek üzereydi. Yani siz ikiniz benden bir şey saklıyormuşsunuz. Ve o şey her neyse gerçek sebebi sizmişsiniz. Ve o her neyse bunu Doruk da biliyor. Hastanede öyle tuhaf anlar yaşandı ki ben böyle düşünüyorum. Yani Ozan'ın dediklerini o kadar da ciddiye aldığımdan değil aslında ama yine de. Ozan doğru söylüyor Zeynep. Evet. Senden bir şey saklıyoruz. Hadi artık. Hadi, saat kaç oldu? Hadi artık, hadi, hadi ya. Bir tane video be oğlum. Hadi. Alo. Bana videonu kurtardım de. Hazır, kurtardım. Güzel. Senin de paran hazır. Sana konum atıyorum, oraya gel. Tamam, anlaştık. Bakalım genç patronun üvey annesi neler çeviriyorlar. Ozan büyük ihtimalle sana duygularını itiraf edecekti o gün. Hala anlamadıysan söyleyeyim.
Ozan sana çok aşık Zeynep. Yani Ozan'ın kendinden başka kimseye aşık olacağını sanmıyorum. Ama yani öyleyse bile bunun için niye sizi suçlasın ki? Beni bu yüzden suçlamıyor zaten. Beni seni Doruk'tan koruyamadığım için suçluyor. Ya Müjgan yüzünden böyle söylüyorsunuz biliyorum ama bakın Sitay Hanım. Yani biz Doruk'la öyle özel anlar yaşadık ki yani böyle o kadar son dönem. Evet biliyorum canım. Biliyorum neler paylaştığınızı. Seni öpmüş. Siz nereden biliyorsunuz? Kendi söyledi. Seni uyarmaya çalıştım Zeynep'ciğim ama anlamak istemedin. Sen Doruk'un bana karşı açtığı savaşsın. O öpücük de savaş ilanı. Hayır. Yok. Yani Doruk öyle bir şey yapmaz yani. Yapamaz ki böyle bir şey. Yani gerçekten siz tanımıyorsunuz. Ah benim güzel kızım. O kadar toysun ki. Seni kırmamak için bir kere sustum ama daha çok kırılmana sebep oldum. O yüzden bir daha bunu yapmayacağım. Tamam mı? Bak. Doruk o gün baş başa kalın diye stüdyoyu boşalttı değil mi? İnsanlar gittikten sonra tartışmaya başladınız. Hatta sen arıza çıkardın onun hayatında biri var diye. Hatta o da sana... Ay dur bir dakika hatırlayacağım. Yapamaz yani. Yapamaz ki. Hayatımda değilsin. Ama aklımdasın. Dedi. Sonra şap. Daha fazla detay vermemi ister misin? Ozan'ın tam da bu öpüşme üzerine geldiğini... Senin konsantre olamadığını, hatta bu yüzden çekimin berbat gittiğini. Zeynep'ciğim, sence ben orada değilsem bütün bu ayrıntıları nereden biliyor olabilirim? Var mı haber? Güvenlik kameralarında arıza varmış Doruk Bey. Dün geceden beri kayıt alınamamış. Hep öyle olur zaten değil mi? Nedense hiç şaşırmam. Neyse Zeynep'i gördün mü? Yukarı çıktı efendim kendisi. O benim hayatımın ilk öpücüğüydü. Peki neden bana böyle bir şey yaptı? Kişisel algılama. Tek hedefi benim. Seni benim yüzümden kullanıyor. Tek amacı ayağımı kaydırmak. Aşkınızın sonu maalesef ticaret mahkemesinde bitecek hayatım. Ozan'la ilişkinizin sahte olduğunu kanıtlayacak bir şey bulamayınca kestirmeden seni tavladı. Neden bana söyleyebileceğiniz bile böyle bir risk aldı ki? Ah Zeynep'ciğim, ah Zeynep'ciğim. Hala tutunacak bir dal arıyorsun değil mi? Nasıl da seni avcunun içine almış. Ama bunun farkında biliyor musun? Çok farkında. Eğer sana söylersem sonuna kadar inkar edeceğini söyledi. Zaten nasıl olsa bana değil ona inanırmışsın. Ben de durup dururken suçlu durumuna düştüğümle kalırmışım. Bunlar onun cümleleri. İnanamıyorum. Gerçekten.
İnanamıyorum, siz sanki başka bir adamdan bahsediyorsunuz. Ah güzelim. Ah, o kadar iyi niyetli, o kadar toysun ki. Ve karşında o kadar usta bir yalancı var ki. Hele şu son numarası. Hayatım, istiyorsan bir nefes al, konuşsan. Ben beklerim, devam ederim kaldığım yerden. Son, neymiş son hamlesi? Eniştenin karşısına dikilip şövalyelik yapmak. Onu da mı anlattı? Zeynep'ciğim çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama şövalyeliği de en az ilk öpücüğü kadar sahte. Bunun hesabını verecek. Hepsini yüzüme baka baka itiraf edecek. Pınar, bugün şirkette Zeynep'i gördün mü? Tamam. Her şeyin hesabını soracağım ona. Hesabını verecek. Dur, böyle olmaz Zeynep, böyle olmaz. Hepsinin hesabını soracağım. Benimle nasıl oynadıysa, size nasıl anlattıysa bana da aynısını anlatacak. Kalbime yaptığı her şeyin hesabını soracağım ona. Soracaksın. Söz veriyorum. Sana yaptığı her şeyin hesabını soracaksın Zeynep. Ama böyle olmaz. Hesap böyle sorulmaz. Kendini kandırma. Duyguların sana hata yaptırdı. Sen bu kırılganlıkla, bu toylukla, Doruk gibi bir adamla baş edemezsin. Çünkü hesap kalple değil, akılla sorulur. Sen de öyle yapacaksın. Aklını, hatta aklımı kullanacaksın. Doruk seni kandırdı. Sen de onu kandıracaksın. Seni avcunun içine aldı. Sen de onu avcunun içine alacaksın. Sana nasıl oyun oynadıysa sen de ona öyle oyun oynayacaksın. Zeynep, ne oldu? Ağlıyor musun sen? Sorma. Tansiyonu düştü. Tansiyon. Gel canım, oturtalım seni. Zeynep, bir şey söylesene. Canını sıkan bir şey mi oldu? Ya şu bir damlacık haliyle kendini külü almış zannediyor. İnanabiliyor musun? Gözüne bir elbise kestirmiş. Yılbaşı partisine kadar içine girmesi gerekiyormuş. 2 kilo vereceğim diye tutturdu. Sabahtan beri aç bırakmış kendine. Zeynep, sen dalga mı geçiyorsun? Niye yaptın? Aptallık işte. Hayatımın en büyük aptallığını yaptım.